Şekilde grafiği verilen birebir e ve örten f 1'e 3'ten 3'e 5'e fonksiyonunun tersi f'in tersi olarak gösterilmiştir diyor. Buna göre 1 ile 3 arasındaki fx artı 3 ile 5'in arasında f'in tersinde x çarpı dx toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi 1 ile 3 arasında fx demek x ekseninde 1 ile 3 arasına bakarız. Şuraya bakarız. Grafiğin altında kalan yer demektir. Yani şöyle boyayalım arkadaşlar. Şu şekilde boyayalım. Söylediği yer aslında burasıdır diyebiliriz. Burayı hatta A harfiyle gösterelim. Burası mesela A olsun arkadaşlar. 3 ile 5'in arasında f'in tersinde x demiş. F'in tersi dediğinde x eksenine göre değil de y eksenine bakarız. Y ekseninde 3 ile 5 arasında neresi var arkadaşlar? İşte tam şurası var. Grafikle arasında kalan bölgeye bakıyoruz. Şurayı görüyoruz. Buraya da yine bir harfle gösterelim. Buraya da B diyelim arkadaşlar. Bize bunların toplamını sormuş. Yani aslında bize sorduğu şey A artı B'dir. A artı B'yi nasıl bulabiliriz? Şöyle bir şey yapabiliriz. Önce geliriz. Şu e, dikdörtgenin tamamına bakabiliriz arkadaşlar. Şurada şöyle bir dikdörtgen vardır. Bunun tamamının alanını hesaplarız. Daha sonra şuradaki boyanmayan yer neresidir? 1 bir birime 3 birim 3 çarpı 1'den şurası 3, üç, 3'tür. Tamamı nedir burada peki? Şurası 3 birim, şurası ise 5 birimdir. Yani 3 çarpı 5, 15. Eksi 3 birimi çıkardığımızda istediğimiz yer kalacaktır. Yani A artı B kalacaktır. Cevabımız Denizli seçeneği olur a bir gerçel sayı olmak üzere f(x) eşittir mutlak değer içerisinde a çarpı x fonksiyonunun grafiği ile demiş arkadaşlar. Bunun grafiğini önce biz bir çizelim tamam mı? Şöyle bir koordinat sistemimizi çiziyoruz, y eksenimiz ve x eksenimiz. Daha sonra f(x) eşittir mutlak değer içerisinde a çarpı x. Bunun grafiği arkadaşlar şu şekilde bir şey olacaktır. Şimdi direkt x olsaydı mesela şu şekilde bir şey olurdu. Mutlak değer olduğu için aşağı doğru değil de şöyle yukarı doğru katlanacaktır. Yani şöyle bir şey olacaktır aslında diyebiliriz. Peki fx eşittir x kare parabolü arasında kalan kapalı bölgenin alanı 9 bölü 8 birim karedir demiş arkadaşlar. Şimdi fx eşittir x karenin par parabolü de şu şekilde bir şey olacaktır aslında. Şöyle bir şey olacaktır şöyle gösterelim düzeltelim biraz şu şekilde bir şey olacaktır arkadaşlar Bunun arasında kalan bölgenin alanını sormuş bize şimdi bunların arasında kalan bölge neresi oluyor? Ee, aslında şu aralar oluyor. şurası ve şurası oluyor arkadaşlar bunların ikisi de eşittir zaten aynı yerdir yani bir tarafı bulduğumuzda 2 ile çarptığımızda diğerinde bulmuş oluruz. Çok güzel. E ee, şimdi bize ne lazım o zaman arkadaşlar? Bir tarafı bulmamız lazım. Yani şurası 0, şurası hangi değerdir? Bunu bulmamız lazım bunu bulacağız. Daha sonrasında bunu 2 ile çarpıp diğer tarafı da bulmuş olacağız. Yani o zaman gidelim bu fonksiyonları birbirine eşitleyelim. Yani mutlak değer içerisinde a çarpı x eşittir x kare dedim. Bunları birbirine eşitledim. Daha sonra diyorum ki iki tarafın karesini alayım ki mutlak değeri yazmama gerek kalmasın. Çünkü karesi alındığında zaten her türlü pozitif gelecektir. a kare çarpı x kare olarak mutlak değerden çıktı. Burası da x üzeri 4 olarak gelmiş oldu. Şimdi a kare x kareyi sağ tarafa atıyorum. Burada sadece 0 kalmış oldu. Burada da x üzeri 4 eksi a kare çarpı x kare kaldı. x kare parantezini alacak olursak arkadaşlar içeride x kare eksi a kare kalacaktır. Bu durumda sonucun 0 olduğunu biliyoruz biz. x ya şurada 0 olacaktır ya da x kare eşittir a kare olacaktır. Bu iki durum olabilir. E Bu olduğunda da şunu söyleyebiliriz. X ya A'dır burada ya da X eksi A'dır. Yani şurası A değeri e şurası da eksi A değeri. Şu A değerini bulmuş olmamız bizim için yeterli aslında. İntegralimizi yazıyoruz arkadaşlar. İntegrali nasıl yazacağız? İşte şöyle yazacağız. Sıfırla A arasında. Tabii bir de bunu 2 ile çarpmamız lazım. Çünkü aynısının bir de e, sol tarafta olanı var. Aynı alandır yine. E, iki, o yüzden 2 ile çarpıyorum. 0 A arasında. Önce kırmızı olanın yazıyorum. Çünkü üstte olan kırmızıdır. Kırmızı olanın denklemi neydi? Mutlak değer içerisinde A çarpı X'ti. Daha sonra diyorum arkadaşlar eksi altta olan grafik yani mavi olan grafik bu da x kare grafiğiydi. İkisini de yazdık çarpı dx diyorum. Devam ediyorum 2 çarpı diyorum arkadaşlar A x'i şu şekilde çıkarabiliriz aslında. A çarpı x kare bölü 2 şeklinde çıkarabiliriz. Eksi x kareyi de integralden x küp bölü 3 olarak çıkarabiliriz arkadaşlar. Sınırları burada yerine yazacağız. Sınırlarımız A ve 0'dır. Ee, bunun sonucunda bize 9 bölü 8 olduğunu söylemiş. Bunu da yazabiliriz. Şimdi sınırları yerine yazıyorum arkadaşlar. Sınırları yazdığımızda şurası 2 çarpı diyorum. Önce A yazacağım. A çarpı a kare bölü 2 eksi a küp bölü 3 eksi diyorum sıfır yazdığımız yazdığımızda ise x yerine iki taraftan da sıfır gelecektir dolayısıyla bunu aslında yazmamıza bile gerek yoktu eşittir diyorum 9 bölü 8 oldu buradan a küp var bölü 2 var 2 ile çarpınca e, paydadaki 2 ile sadeleşecektir ve buradan sadece a küp kalacaktır. Ve şurada da eksi 2 aküp bölü 3 olarak gelir. Eşittir 9 bölü 8 dedik. 3 ile aküpü çarptık. 3 aküp 2 a ödünü çıkardık. Geriye aküp kalmış oldu. Aküp bölü 3 eşittir 9 bölü 8. 3'ü 9'un yanına yollayabiliriz. Yani bunu şöyle yazabiliriz. Aküp eşittir 27 bölü 8 olarak yazılabilir. Peki neyin küpü 27'dir? 3'ün küpü Neyin küpü 8'dir? 2'nin küpü. A'nın 3 bölü 2 gel geleceğini buradan söyleyebiliriz. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar. Demek ki mutlak değerden dışarı 3 bölü 2 olarak çıkıyormuş. Aslında o zaman A için şunu da söyleyebiliriz. Yani eksi 3 bölü 2 olarak olsaydı mutlak değer içerisinde yine dışarı 3 bölü 2 olarak çıkacaktı. O zaman eksilisini de alabiliriz deriz. Bunların çarpımını istemiş bizden. Dolayısıyla 3 bölü 2 ile eksi 3 bölü 2'yi çarparız. Buradan da eksi 9 bölü 4 gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Şekildeki parabol ile doğru arasında kalan boyalı alan kaç birim karedir? Şimdi bunu bulmak için önce sınırlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Sınırlardan birinin sıfır olduğunu biliyoruz ama diğerini şu an bilmiyoruz. Bunu nasıl bulacağız? Fonksiyonları birbirine eşitleyerek buluruz. Yani 4 eksi x kare eşittir deriz. 2x artı 4. Bunların hepsini bir tarafta toplayalım. Mesela eksi x kareyi sağ tarafa atalım. Artı x kare olsun. Ee, burada bir de 2x vardı. 4'ü sağ tarafa attım. Eksi 4 oldu. 4 eksi 4'ten de 0 kalmış oldu. Burası da 0 olarak geldi. Yani burayı x parantezine alacak olursam içerisi ne olacaktır? x artı 2 olacaktır. Sonuç 0 olduğuna göre ya şuradaki x 0'dır ya da şuradaki x eksi 2'dir arkadaşlar. Biz 0 olan değeri zaten biliyorduk. O zaman şu noktanın eksi 2 noktası noktası olduğunu anlamış olduk. İntegrali o zaman yazıyorken şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Eksi 2'den 0'a kadar geleceğiz. Ee, üstteki grafikten alttaki grafiği çıkartacağız. Üstteki grafiğimiz kırmızı olan grafik nedir burada? 4 eksi x karedir. Hemen onu yazıyorum. 4 eksi x kare. Eksi diyorum arkadaşlar. Alttaki grafiğimiz mavi olan grafiktir. Ee, bu da nedir burada? 2 x artı 4'tür. Bunu çıkarız, çıkartacağız zaten. 2 x artı 4 çarpı dx olarak yazdık. Şimdi şurayı biraz düzenlememiz lazım. Eksi 2 ile 0 arasında 4 eksi x kare eksi 2x eksi 4 olarak geldi çarpı dx. E burada 4 ile eksi 4 birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? Eksi 2 ile 0 arasında eksi x kare eksi 2x kalmış oldu arkadaşlar. Çarpı dx de dedim. Bunu integralden nasıl çıkarırız? Eksi x kareyi integralden eksi x küp bölü 3 olarak çıkarabiliriz. Eksi 2x'i de eksi x kare olarak çıkarabiliriz. Buradaki sınırlarımız 0 ve eksi 2'dir. Önce 0 yazarız. Eksi deriz sonra eksi 2'yi yazarız. 0 yazdığımızda zaten eksi 0'ın küpü bölü 3 eksi 0'ın karesi geldi. Eksi diyorum. Eksi 2'yi yazdığımızda eksi eksi 2'nin küpü bölü 3 eksi eksi 2'nin karesi şeklinde gelmiş oldu. Şimdi şuradaki ifadeden zaten direkt 0 geldiğini görebiliyoruz. Diğer ifadeye bakacak olursak şuradan devam ediyorum. Öndeki eksiği yazdım. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Önündeki eksiyle artı 8 bölü 3'e dönüşür. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Önündeki eksiyle eksi eksi 4'e dönüşmüş oldum. 3 ile eksi 4'ü çarptım eksi 12 artı 8'den eksi 4 bölü 3 geldi. Önünde bir tane daha eksi olduğu için artı 4 bölü 3 olarak gelmiş olur. Cevabımız da denizli seçeneği olur. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu için bu integralin değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi buradan aslında bir bölüm türevi var gibi görünüyor. Neyin bölüm türevi peki? Şunun bölüm türevi var gibi. Yani x çarpı daha doğrusu x çarpı mı diyelim burada bakıyorum bir tekrardan. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci diyecek olursak burası aslında fx bölü x'in türevi gibi görünüyor arkadaşlar. fx bölü x'in türevini aldığımızı düşünelim ne gelecektir? Birincinin türevi yani f'in türevinde x çarpı ikinci eksi deriz. İkincinin türevi yani x'in türevi 1'dir burada yazmamıza gerek yok. Çarpı birinci dedik bölü ikincinin karesi dediğimizde de x kare demiş oluruz. Ve buradaki ifadenin aynısı geldiğini görüyoruz. Yani biz aslında şunu söyleyebiliriz. 1 ile 3 arasında şu ifadeyi gördük ya. O ifadenin yerine biz f'in e, fx bölü x'in türevi yazabiliriz. Çarpı dx diyorum. Burada arkadaşlar şu türevle integral birbirini götürecektir. Şunlar birbirini götürdü. Geriye ne kalmış oldu? fx bölü x kalmış oldu. Buradaki sınırlarımız nedir? 3 ve 1'dir arkadaşlar. Sınırları sırasıyla yerine yazıyorum. x yerine 3 yazdığımızda burası f3 bölü 3 olarak gelir. Eksi diyorum. x yerine 1 yazdığımızda burası f1 bölü 1 olarak gelecektir. Şimdi f3 değerinin 5'e eşit olduğunu grafikten görüyorum. Yani burası 5 bölü 3 eksi f1 değerinin de 3'e eşit olduğunu görüyoruz. 3 bölü 1'den de 3 geliyor. 3 çarpı eksi 3 eksi 9'dur. Eksi 9 artı 5'ten burası eksi 4 bölü 3 olarak gelir. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Bir f fonksiyonunun grafiğinin x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi 3'müş arkadaşlar. Bu aslında şu demektir. A noktasındaki türevi 3'e eşit demektir. F'in türevinde a eşittir 3 anlamına geliyor. B, X eşittir B noktasındaki teğetinin eğimi de kök 5'miş. Bu da şu anlama geliyor. Türevi B noktasındaki türevi kök 5'miş arkadaşlar. Bunu söylemiş bize f'in ikinci türevinde x e, fonksiyonu demiş ab aralığında sürekli olduğuna göre bu integralin eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar burada bir harflendirme yapalım tamam mı? Şöyle diyelim f'in türevinde x gördüğümüz yere eğer u yazacak olursak bunun bir kez daha türevini aldığımızda f'in ikinci türevinde x çarpı dx eşittir du olur diyebiliriz. Bunları yerine yazacak olursak arkadaşlar integral içerisinde f'in türevinde x gördüğümüz yere u yazdık. f'in ikinci türevinde x çarpı dx gördüğümüz yere de du yazdık. Bu integralden u kare bölü 2 olarak çıkacaktır. Ee, u neydi peki? u da f'in türevinde x demekti. Yani burası f'in türevinde x'in karesi bölü 2 olarak çıktı arkadaşlar. Sınırlarımız ne peki burada? Sınırlarımız da b ve a'ydı. Sınırlarımızı yerine yazacak olursak... Burası şöyle gelecektir. F'in türevinde B'nin karesi bölü 2 eksi F'in türevinde A'nın karesi bölü 2 şeklinde gelecektir. Şuradan devam ediyorum. F'in türevinde B gördüğüm yere ben kök 5 yazabilirim. Şuradan devam ediyorum. Yani burası aslında kök 5'in karesi bölü 2 oldu. Eksi diyorum. F'in türevinde A gördüğümüz yere de 3 yazabileceğimizi biliyoruz. Burası o zaman 3'ün karesi bölü 2 olarak gelir. Kök 5'in karesi 5'tir. 5 bölü 2 eksi. 3'ün karesi 9'dur. 9 bölü 2. E buradan da eksi 4 bölü 2 geliyor. Yani eksi 2 demektir. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Şekildeki grafikte A ve B bölgelerinin alanları eşit olacak şekilde Y eşittir M doğrusu verilmiştir. Buna göre M kaçtır diye soruyor. Şimdi A'nın B'nin eşit olduğunu söylemiş. Oraya gelmeden önce biz bu eğrinin altında kalan alanı bulabilir miyiz? Evet buluruz. Yani şuradan bahsediyorum. Şöyle şuralar, şurayı aslında bulabiliriz biz. Nasıl bulacağız? Sınırımız nedir burada? 0 ve 3'tür arkadaşlar. Peki grafiğimizin denklemi nedir? x kare artı 2 olarak verilmiş. Çarpı dx diyorum. Eşittir x kare integralden x küp bölü 3 olarak çıkacak. Artı 2 de integralden 2x olarak çıkacak. Buradaki sınırlarımız nedir peki? 3'e 0'dır. Sınırları yerine yazacak olursak önce 3'ün küpü bölü 3 artı 2 çarpı 3 eksi. 0 yerine yazacak olursam ikisinden de 0 geliyor. Dolayısıyla 0 olarak gelecektir. 3'ün küpü 27, 3'e böldüğümüzde 9 artı 2 çarpı 3'ten 6 geldi. Eşittir 15 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi şurayı 15 olarak buldum ben. Peki e, burası eğer 15 ise ve A'nın B'nin birbirine eşit olduğunu biliyorsak biz o zaman şu A gördüğümüz yere de aslında B yazamaz mıyız? Hatta şunu söyleyemez miyiz? Şuradaki dikdörtgenin alanı da bu durumda 15 olacaktır. Yani şunu demek istiyorum. B'yi ister buradan almış olalım, ister buradan almış olalım ne fark eder. Biraz önce burayı almamıştık. Üst tarafı almıştık. E şimdi üst tarafı bıraktık. Onu A'nın olduğu yere taşımış olduk. Hiçbir şey fark etmeyecektir. Buranın alanında o zaman 15 gelmesi gerekir. Şimdi şu uzunluğun 3 olduğunu biliyoruz biz. O zaman şurası kaç olmalı ki? Dikdörtgenin alanı 15 olsun. E burası on, e, burası 5 olmalı ki arkadaşlar 3 çarpı 5'ten 15 gelsin. Bu durumda y eşittir 5 doğrusudur bu. Yani burada m'in 5'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız Bursa seçeneği olur. F1.5 aralığından 2.26 aralığına doğru giden fx eşittir 1 artı x kare fonksiyonunun grafiği verilmiştir demiş bize. 1.5 aralığı eşit uzunluktaki iki alt aralığa bölünüp bu alt aralıkların sol 3 noktaları x1 ve x2 olarak işaretleniyormuş. daha sonra her bir alt aralığı taban kabul eden ve yükseklikleri sırasıyla fx1 fx2 birim olan iki dikdörtgen çiziliyormuş arkadaşlar. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı A ve bunları bir bulalım arkadaşlar. Şunu demek istiyor aslında bize. Önce aralığımız neydi burada? 1 ve 5 arasıydı değil mi? O zaman şöyle diyeceğiz. 5 1 kaç alt aralığa bölünüyormuş? 2 alt aralığa bölünüyormuş arkadaşlar. O yüzden bunu 2'ye bölmemiz lazım. 4 bölü 2'den burası 2 gelecektir. Yani 1'in 2 birim yukarısı 3'tür. 2'şer 2'şer artacak bu. Sonrasında da 5 geliyor. Demek ki şu şekilde bir böleceğiz bunu şöyle yazabiliriz. Şuradan da şöyle çekelim. Şuradan da şöyle çekelim arkadaşlar. Peki. Burada şimdi dikdörtgenler oluşturacağız arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgenler, şöyle dikdörtgenler oluşturuyorduk biz bunu bulurken. Hatta şuradan da dikdörtgen oluşturacağız şöyle. Alt toplamı bulurken şöyle dikdörtgenler oluşturuyorduk. Bize e, alt aralığı taban kabul eden demiş. O zaman burada şunu yapıyorduk biz. 2 çarpı diyorduk arkadaşlar. Şu bulduğumuz 2'den dolayı 2 çarpı. 1'in e, karşılığı nedir? Burada yerine yazdığımızda 1 bir artı 1'in karesinden 2 olarak gelecektir. Daha sonrasında burası 2 birim üstüdür yani 3'tür 3'ün karşılığı nedir diye baktığımda 1 artı 3'ün karesinden... 10 olarak gelecektir. 5'in karşılığı nedir? 5'in karesi 25, bir daha 26 olarak gelecektir diyebiliriz. Burada şimdi ilk dikdörtgenin alt aralığına bakıyorum. Yani burada bir 1 noktası var arkadaşlar. Bir de 3 noktası var. Alt aralık dediği için 1'i almamız lazım. Bizim 1'in karşılığında ne var? 2 var arkadaşlar. O zaman şurayı direkt çarpı 2 olarak yazıyorum. Artı diyorum. Tekrardan 2 çarpı. Bu defa da diğer dikdörtgene bakıyorum. Diğer dikdörtgende 3 var, 5 var. 6 Aralık dediği için 3 almamız lazım. 3'ün karşısında ne var? 10 var arkadaşlar. Hemen geliyorum. Çarpı 10 olarak yazıyorum bunu. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 geldi. Artı... 2 çarpı 10'dan da 20 geldi. Burası 24 olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Bu bir kenarda dursun. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamına A demişti. Yani biz bu 24'ü aslında neyi bulmuş olduk? A olarak bulmuş olduk. Ve f fonksiyonu ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı b olduğuna göre yani bunların hepsini sil diyor bize. Şurada eğrinin altında kalan integrali bul diyor. E bunu nasıl buluyorduk biz? Şöyle buluyorduk. İntegralimizi alıyorduk. Sınırlarımız belli. Nedir zaten? 1'e 5'tir. Buradaki fonksiyonumuz da belli. Bu da 1 artı x karedir. Çarpı dx diyorum. 1 integralden dışarı x olarak çıkacaktır. x kare x küp bölü 3 olarak çıkacaktır. Sınırlarımız da 5 ve 1'di. Bunu hemen yerine yazıyorum. Burası ne gelir? 5 artı 5'in küpü bölü 3 olarak geldi. Eksi 1 artı 1'in küpü bölü 3 olarak geldi. Şimdi 5 artı 125 bölü 3 oldu burası. Eksi içeri dağıttım. Eksi 1, eksi 1 bölü 3 olarak geldi. 5 eksi 1 4'tür. 125 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ten orası da 124 bölü 3 olarak gelir. Artı 124 bölü 3 oldu. Daha sonra 3 ile 4'ü çarptım arkadaşlar 12. 124 de buradan 136 bölü 3 oldu. E buna da B demiş. B'yi bulmuş olduk. 136 bölü 3. Bizden ne istiyor? B eksi A'yı istiyor. B eksi A dediğimiz şey aslında 136 bölü 3 eksi 24'tür. 3 ile eksi 24'ü çarptım. Eksi 72. 136 eksi 72'den peki ne gelecek? 28, 28 artı 36 geliyor. E, o da ne demektir? 44, 64 demektir. 64 bölü 3'tür. Cevabımız da Ceyhan seçeneği olur. Burada bize bir integral vermiş. U eşittir kök x dönüşümü yap diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yazalım biz buraya. U eşittir kök x. Hatta Şöyle diyelim, iki tarafında karesini alalım arkadaşlar, kökten kurtulmak için. Ne oldu burası artık u kare eşittir x olarak gelmiş oldu. Daha sonra diyorum ki, iki tarafında türevini alacak olursam, ne gelecektir? 2u çarpı du eşittir dx olarak gelecektir arkadaşlar. Bunları şimdi gidelim yerine yazalım hadi. Şimdi şöyle. Ee, sınırlarımız da belirleyelim ama biz şimdi burada x'e 4 x'e 1 demiştik değil mi? Hemen şöyle yazıyorum x'e göre integral olduğuna göre sınırlarımız x'e 4 ve x eşittir 1 şeklindedir. x dediğimiz şey artık ne u kare değil mi? Dolayısıyla u kare eşittir 4 ve u kare eşittir 1 şeklinde olarak geldi. Buradan da ne gelir? u eşittir 2 u eşittir 1 olarak gelecektir pozitif değerleri aldım burada. Peki? Ee, sınırları biliyorum artık. 1 ile 2 arasındadır. Burada kök x gördüğümüz yere biz ne yazıyorduk arkadaşlar? U yazıyorduk. Hemen o zaman yukarıya U yazdım bir tane. Bölü diyorum aşağıda x artı 1 var. x yerine u kare geldiğini biliyoruz. O zaman burası da ne olacaktır? u kare artı 1 olarak gelecektir. Çarpı dx gördüğümüz yere 2u çarpı du yazmamız gerektiğini gördük. 2u çarpı du dedim. Şöyle düzenleyip yazacak olursak arkadaşlar 1 ile 2 arasından 2u kare bölü u kare artı 1 çarpı du geldi Şimdi bakıyorum hangi ifadede doğru verilmiş diye bizim istediğimiz ifadenin aynısı denizde de verilmiş cevabımız budur. Dik koordinat düzleminde y eşittir 6 kök x eğrisi, x eşittir 1 ve y eşittir 0 doğruları arasında kalan bölge, y eşittir a çarpı x doğrusu tarafından alanları eşit olan iki bölgeye ayrılıyor demiş. Şimdi şunları bir anlamaya çalışalım arkadaşlar. Mesela şurada iki tarafında karesini alacak olursam, şu ifadelerin karesini alırsam burası ne gelecektir aslında? y kare eşittir. Ee, 36x olarak gelecektir. Hatta iki tarafı 36'ya bölecek olursak x eşittir. Burada y kare bölü 36 olacaktır arkadaşlar. Şimdi bunu bir çizelim. Tamam mı? Şöyle geldim. Koordinat sistemimizi çiziyorum. y eksenimiz. Şurası da x eksenimiz. Ee, x eşittir. y kare bölü 36 demek aslında şöyle bir grafik demektir arkadaşlar. Şöyle geliriz şöyle devam ederiz. Şöyle bir grafikten bahsediyor aslında bize. Peki bununla beraber başka hangi grafiklerden bahsediyor? X eşittir 1 doğrusundan bahsediyor. X eşittir 1 doğrusu da şöyle bir doğru olacaktır aslında. Şu şekilde devam eden bir doğru olacaktır arkadaşlar. Burası x eşittir 1 doğrusu. Ee, ve y eşittir 0 doğrular arasında kalan bölge y eşittir a çarpı x doğrusu demiş. Şimdi y çarpı şimdi a burada pozitif de olabilir, negatif de olabilir ama bunu bilmiyoruz. Ama gerçi seçeneklere baktığımızda a'nın pozitif olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu yukarı doğru devam eden bir e, grafik olacaktır. Aşağı doğru değil de eğimi yukarı doğru pozitif olan bir e, grafik olacaktır. O zaman onun içinde şunu söyleyebiliriz. Niye böyle bir şey çizdim arkadaşlar? Çünkü diyor ki. İki eşit parçaya ayırıyor diyor. Hatta biraz daha şöyle çizebilirdik bunu. Şu şekilde biraz daha aşağıya alabilirim. Çünkü iki eşit parçaya ayırması lazım şu arayı. Yani şunu demek istiyorum. Mesela şurası A ise şu bölge A ise şu bölgenin de A olduğunu söylüyor aslında bize. Çok güzel. Peki buna göre A kaçtır diye sormuş biz arkadaşlar. Biz şu bölgenin alanını bulabilir miyiz? Şu işaretlediğim 2a'yı bulabilir miyiz? Aslında bulabiliriz. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle integral alarak bulabiliriz. Sınırlarımız burada nedir? Şurası 0'dır zaten. Şurası da 1'dir. 0 ile 1 arasında e, nereye alıyoruz biz şu anda? grafiğimiz nedir? 6 e, kök, e, kök x'tir değil mi? y eşittir 6 kök x'tir. 6 kök x'in aslında alanına bakıyoruz. 6 kök x çarpı dx olarak geldi. Ee, bu da ne demektir zaten 2A demektir değil mi? Bunu da şöyle en başa yazalım 2A eşittir budur. Peki? 6 kök x'i şöyle bir düzenleyecek olursak 0 ile 1 arasında 6 çarpı kök x demek x üzeri 1 bölü 2 demektir. Çarpı dx var. Eşittir diyorum arkadaşlar. 6 çarpı x üzeri 1 bölü 2 integral alınırken ne oluyordu? Yanına bir 1 ekleniyor. E burası 3 bölü 2 oldu. Aynı zamanda 3 bölü 2'ye de bölünmesi gerekiyor. Bir de sınırlarımız ne burada? 1'e 0. Hatta birinci olduğu gibi kalsın. İkinciyi ters çevirip çarpalım dediğimizde burası 6 çarpı 2. 12 bölü 3'ten 4 geliyor. Yani 4 çarpı x üzeri 3 bölü 2 şeklinde gelmiş oluyor arkadaşlar. Sınırları yerine yazacak olursak da 4 çarpı 1'in üzerinde 3 bölü 2 var. Yine 1 demektir zaten. Eksim 4 çarpı 0'ın kuvvetleri zaten 0 olacaktır. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? 4 gelmiş oluyor. Biz aslında neyi 4 bulduk burada? 2a'yı 4 bulmuş olduk. E bu durumda a'nın da 2 olduğunu söyleyebiliriz aslında. Çok güzel bize neyi sormuş küçük a'yı sormuş küçük a dediğimiz şey neydi arkadaşlar ee, şurada gelen doğrunun baş kat sayısıydı şu yeşil olan doğru var ya bu işte y eşittir a çarpı x doğrusuydu. Peki x eşittir 1 de bunun karşılığı nedir arkadaşlar? x yerine 1 yazdığımızda y eşittir a geliyor. Yani şuradan şöyle çizdiğimizde şurası a geliyor. Bu ne demek? Şu uzunluk a demektir. E şu uzunluğun da 1 olduğunu biliyoruz biz. Şuradaki üçgene bakacak olursak üçgenin alanını nasıl yazarız? Üçgenin alanına burada a demiştik yine. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Tabanımız 1 yüksekliğimiz a. Bunların çarpımı bölü 2. E a'yı 2 bulduk. O zaman bu ifadeyi 2'ye eşitlememiz lazım. İçler dışlar çarpımından burada da a eşittir. 4 gelecektir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu için 1 ile 5 arasında fx çarpı dx eşittir 8 olduğu biliniyor demiş. Şimdi bu küçük f fonksiyonunun integralden çıkmış halini büyük f ile gösterecek olursak. Yani burada şunu demek istiyor. Sınırlarımızda neydi? 5'e 1'di. Sonuç 8'di. Yani aslında yerine yazdığımızda sınırlarımızı f5 eksi f1 eşittir 8. Bunu vermiş bize arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki ifadeye bakıyorum. Bunu önce bir ayırırım ben. Şöyle ayırırım. 0 ile 2 arasında 3 çarpı dx artı derim. 0 ile 2 arasında f içerisinde 2x artı 1 çarpı dx. Bu şekilde yazabilirim. Peki bunları integralden nasıl çıkartacağız? 3 dışarı 3x olarak çıkacaktır. Sınırlarımız nedir? 2'ye 0'dır. Hemen yazdım. Buradaki f'i de e, yukarıda ne demiştik? Büyük f olarak dışarı çıkardığımızı düşünelim demiştik. İçerisinde ne vardır? 2x artı 1 vardır. Ama burada farklı olarak şunu da söylememiz lazım. Şimdi türev alınıyorken nasıl e, çarpı içerinin türevi diyorsak integral alınıyorken de bölü içerinin türevi diyeceğiz. İçerinin türevi 2 olduğu için bunu bölüm halinde yazmamız lazım integral alındığında. Sınırlarımız ne burada arkadaşlar? Yine 2'ye 0. Bunları yerine yazalım. Burada sınırları yazdığımızda 3 çarpı 2 eksi 3 çarpı 0 gelmiş oluyor. Artı burada 2'yi yerine yazdığımızda burası ne oluyor? F içerisinde 2 çarpı 2 4 bir de buradan F5 bölü 2. 0'ı yerine yazdığımızda ise e, 2 çarpı 0 0 bir de buradan F1 bölü 2 olarak gelecektir. E, 3 çarpı 0 0'dır zaten. Şuradan 6 gelmiş oldu. Daha sonra burası da ne oldu? F5 eksi F1 bölü 2 olarak geldi. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. 6 artı diyorum. F5 eksi F1'in yukarıda 8 olduğunu görmüştük. 8 bölü 2. Yani 6 artı 4 gelmiş oldu. Bu da 10 demektir. Cevabımız Edirne seçeneği olur. F fonksiyonu birebir olmak üzere birinci bölgede y eşittir x ve x eşittir iki doğruları ile y eşittir fx eğrisi arasında kalan boyalı bölge aşağıda verilmiştir diyor. Boyalı bölgenin alanının f-1x türünden ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi burada f-1x türünden diyorsa demek ki y eksenine göre türev al diyor bize. Ee, yani şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Artık sınırlarımız burada nedir? 0 ile 4 arasıdır. Şimdi seçeneklere baktığımızda şurada A seçeneğinde 0 ile 4'ü direkt vermiş. B'de de 0 ile 4 arası olarak vermiş. C'de 0 ile 2 arası olarak vermiş. Bu yanlıştır. C direkt eleyebiliriz. D'ye bakıyorum. 0'dan 2'ye kadar getirmiş, sonra 2'den 4'e kadar iki parça halinde sonuçta 0'dan 4'e getirmiş. Bu kalır. E seçeneğinde de yine aynı şekilde iki parça halinde yazılmış. Bu da kal kalır arkadaşlar. Peki ne yapacağız? Burada aslında şöyle bir şey yapmamız lazım. 3 ayrı e, grafik var burada arkadaşlar. Bunu şöyle parçalarsak biz. Tam şuradan parçalarsam tamam mı? Alt tarafı ayrı değerlendiririm, üst tarafı ayrı değerlendiririm. Çünkü e, öbür türlü birbirine karışacak. Alt tarafı bu durumda değerlendirdiğimde sadece kırmızı ile yeşil alırım. Üst tarafı değerlendirdiğimde mavi ile kırmızıyı değerlendirmiş olurum. Yani ikiye indirmiş olurum bunu yaparak. Çok güzel. Peki, e, şu sınır nedir? Buna bakacağız. Burası y eşittir x doğrusu değil miydi? E x'in de 2 olduğunu biliyoruz burada. Şurada 2 olduğunu biliyoruz. 2'yi yerine yazdığımızda y'nin de 2 geleceğini biliriz. Demek ki burası 0'dan 2'ye kadar ve 2'den 4'e kadar 2 parçada incelenmesi gerekiyor. O zaman a ve b seçeneklerinde burada eledim arkadaşlar. Önce 0 ile 2 arasına bir bakmak istiyorum. 0 ile 2 arasında yazdım. E, önce sağdakinden soldakini çıkaracağız. Sağda ne var burada? Yeşil olan grafik var. Yani y eşittir x var. Burada hemen x'i yazdım eksi diyorum soldaki grafik soldaki grafikte ne var arkadaşlar kırmızı var kırmızı da neydi buradan e, f'in tersinde x'ti. hemen bunu da yazdık f'in tersinde x çarpı dx olarak yazmış oldum. Daha sonrasında artı diyorum sıfırdan 2'ye kadarını hallettik 2'den sonrasına bakıyorum şimdi yani 2'den 4'e kadar bakacağım. 2'den 4'e kadar ise yine sağdakinden soldakini çıkarıyorum. Grafiğe baktığımda sağda burada ne var? X eşittir 2 var. Direkt o zaman gelirim şuraya 2 yazarım. Solda ne var? Yine kırmızı olan grafik var. Yani F'in tersinde X var arkadaşlar. Bunu da yazdık şu şekilde. Şimdi bu hangi seçenekte verilmiş diye baktığımda Edirne seçeneğinde verildiğini görüyorum arkadaşlar. Cevabımız da bu olacaktır.